Bunlar çok kanama tanırlar. Buradan girsen benim. Hoş geldin Saltuk Bey. Rahatınız yerinde mi? Sanki saraydayız. Ne de olsa burada saray gibi. Çin'in ipekleri, Rus'un kürkleri. Haydi. Kimmiş bizim kızlara sorguda ne diyeceklerini söyleyen? Daha değil. Saltuk. Kaya ile Temur beni sorguya aldıklarında yalan attım. Biri attığım yalanları Akkız'la Tutkun'a söyledi. Onlar da aynısını söyleyip beni kurtardılar. O kim? Öğrenmemiz lazım. O sarayda beni koruyan kim var? Bilmek isterim. Öğreneceğiz. Merak etme. Ama daha Akkız'la Tutkun'a yaklaşamam. Koskoca Gökyası Avulu'nun kölelerle konuştuğu görülürse şüphe uyandırır. Hele bir eğitimleri bitsin, meydana çıksınlar. Konuşup öğreniriz. Sen nasılsın? İyi misin? Göğün sürgün ettiği Taha Han'ı, göğün bir kuytusunda gizlenirken ne kadar iyi olabilirse o kadar iyiyim Saltuk. Buraya gelirken beni beklediğini bilmek güzel geldi. Bunlar bir geçse de evimde beklesen dedim. Saklanmadan gelsem, atımı atının yanına bağlasam dedim. Saltuk. Daha zamanı değil. Boş boş konuşma. Erini bekleyen evdeş gibi dırdırını da yaptın ya. Ağzından çıkanı kulağın duyar mı senin? Hanlara dırdır yakışmaz. Hatunlara yakışır ama. Hatunlara bu da yakışır. Ben babamın öldüğü gün hatun olmayı bıraktım Saltuk. Buraya da gönül eylemeye gelmedin bilirsin. Bilirim. Çolpana Hanım. Beni burada görürlerse ne olacağını da bilirsin.
kellesi gider bilirim. Gider. Senin bana sadık olduğunu öğrenirlerse ikimizi de sağ koymazlar. Bilirim. Ben öcümü bir ürek davasına kurban edemem. Öcümü almadan üreğimin derdine düşemem. Altınlar. Birini bile onu göğe köle olmaktan kurtarmak için harcamadım. Çünkü kızları değil belki ama daha kurtaracak bu altınlar. Bir gün iyi ki bizi sarayda bırakmışsın diyecekler. Göğü ele geçirdiğimizde ak kız bile iyi ki köle olmuşuz diyecek. Sen de Saltuk. İyi ki üreğine söz geçirmişsin diyeceksin. İyi ki bana hatun değil, göğe de dağda han olmuşsun diyeceksin. Tutkun göğe ele geçirmeye başladı anlaşılan. Altınları harcamaya başla. Calayır. Ne lazım saraya? Bu sefer saraya erzak almak için gelmedim. Tutkun gönderdi beni. Hatun değil. Çoban Han. Dağ Han'ın önünde diz çökesin gök iti. Ne istersiniz benden? Bu altınları almanı isterim Çalayır. Bir köleyi korumak için bu kadar çok altın mı? Sadece korumak için değil. O kölenin kuma hatun olmasını sağlayacaksın. Kaya Tegin'in hatunu. Yapamam. Günseli hatun benim kellemi alır. Bunu bir duysa Tutkun'un da kellesini alır. Nasıl duyacak ki? Sen mi söyleyeceksin? Ama söylemezsin. Çünkü ben de senin sırlarını bilirim. Yıllardır gebe kalmasın diye Günseli Hatun'a gizli gizli iksir içirirsin. Ben böyle bir şey yapmadım. Doğru, sen yapmadın. Ama ben yaptım. Yıllardır
buradan aldığın erzağın içine kara diken tozu koydururum. O yüzden bizim gelin hatunlar kısır. Senin yüzünden Göksaray'da hiç çocuk doğmaz. Gök Hanı'nın ilk torununu bir dağlı doğursun diye.